Evet, hafif tatlarda sizlerle birlikteyiz. Bugün kefir mayalamasını göstereceğim sizlere efendim. Nedir bu kefir dersiniz? Özellikle bağırsaklara çok iyi gelmekte. Şişkinlikleriniz varsa, ödemleriniz varsa oldukça güzel. Rahatlatıyor sizleri ve aynı zamanda kabızlık probleminiz varsa da bağırsakları çok güzel bir şekilde çalıştırıcı özelliği var. Protein, kalsiyum açısından oldukça zengin. Şimdi size mayamızı göstermek istiyorum. Kefir mayamız bu. Kar tanelerine benziyor, çok güzel. Ve ilk önce kefirimizi nasıl mayaladığımızı göstereceğiz. Özellikle metal kullanmıyoruz. Ve ilk önce süzüyorum ben. Alıyorum. Ve içerisine sütümü birazdan ilave edeceğim. Bir bardak sütüm var. İlave ediyorum. Evet. Ve kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra bunu özellikle serin bir yerde ve kapalı bir ortamda bulundurmamız gerekiyor. 24 saat içerisinde dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra süzgecimizle süzeceğiz ve daha sonrasında kefirimiz oldukça güzel bir şekilde hazır olacak ve günlük bir bardak tüketebileceğiz. Şimdi birazdan bakalım nasıl olduğunu sizlere gösterelim efendim. Kefirimiz hazır. Bir bardak biz olarak yaptık. Sizler de bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan kefir mayasını temin edebilmek. Temin ettikten sonra bunu muhakkak yapın. 24 saat dinlendiriyorsunuz. Dinlendirdikten sonra günlük bir bardak içiyoruz. Ve dediğimiz gibi kabızlığınız varsa, şişkinliğiniz varsa, ödeminiz varsa ve kalsiyum ihtiyacınız varsa, menopozlu bayanlar varsa ve çocuklar için, kemiklerin gelişmesi için, dişlerin güçlenmesi için özellikle gerekiyor. O nedenle diyoruz ki günlük bir bardak kefir muhakkak tüketiyoruz efendim. Afiyet olsun.